Efendim Beylerbeyi 75. yıl stadyumuna, Beylerbeyi Hakkari Gücü mücadelesinin heyecanına, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasına hoş geldiniz. Sedef Altuntepe, Sevda Çayan ve Ömer Sözcü'nün maçı yöneteceği, İsa Mahmudov'un 4. hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın gözlemcisi İlhami Serdaroğlu, maçın saha komiseri Nülüfer Demirci. Ve Beylerbeyi takımı 5. sırada çıkıyor bu mücadeleye. 19 gol atıp 5 gol yedi. Ligin en çok gol atan takımlarından biri, artı 14 gol averajına sahip. 9 maç sonunda 6 galibiyet aldı. 1 beraberlik, 2 mağlubiyet. Mağlubiyetlerin ikisi de çok şanssız şekilde geldi. Biri Galatasaray'a, biri Fenerbahçe'ye karşı. Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de tek gollü yenilgiler yaşadı. Özellikle Fenerbahçe maçında 97. dakikada golü ağlarında gördü. Ve aslında yeterli, başarılı, etkili futbolu ama bu futbolunu gollerle süsleyemeyince bir anlamda mağlubiyetle sahadan ayrılmış oldu. Ama oyun sistemine, oyun yapısına baktığımızda dikkat çekici. 75. yıl stadında 10. sırada geliyor Hakkari Gücü maça. 9 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 10 puan topladı ve Beylerbeyi'nin 9 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Kadınlar Süper Ligi'nde bu hafta bir derbi haftası. Derbide Fenerbahçe Galatasaray'ın konu olacak Florya'da. Ve bu hafta belki de zirve yarışını çok etkilendiren ya da yakından etkileyen mücadelelere tanıklık edeceğiz. Baktığımızda Beylerbeyi'nin bu noktaya gelişinde Kıran ailesinin çok büyük katkıları var. Kadınlar Futbol Ligi'nde bu noktadaki başarı hiç kuşku yok ki Kıran ailesine ve Sayın Tahir Kıran'ın yoğun çabalarına, yoğun gayretlerine, sevgili kızı Dilanas Kıran'ın yoğun çaba ve gayretlerine muktedir. Ve bu bağlamda da çok özel, çok kıymetli işlere imza atıyorlar hem erkeklerde hem kadınlarda. Ki erkeklerde amatör ligde mücadele ediyor Beylerbeyi erkek futbol takımı. Son haftalarda 3'te 3 yaptı, çok başarılı işlere imza attı, üst üste kazandı ve bu kazanımlarını başarılı futboluyla da süslüyor. Kadın futbolunda ise henüz daha bu yıl Süper Lig'e gelmesine rağmen henüz Süper Lig'de çiçeği burnunda bir takım üyeliğinde olmasına rağmen başarılı, etkili, dinamik ama en önemlisi de galibiyete yakın, galibiyete önde ve zirve yarışında ben de varım diyecek niteliklerle sahada yerini alıyor. Öylesine ki birçok takım daha Süper Lig'lere yeni çıktığında düşmeme mücadelesi verirken Beylerbeyi zirve mücadelesinin ortaklarından biri olarak dikkat çekiyor. Tabii bu yapının çok önemli sponsorları var. Sponsorlarına da bakmak lazım. Bugün konumlandığımız yer birazcık ters açı. Yağmur yağar endişesiyle farklı bir açıdan konumlandık ama semt 77, keza yine baktığımızda Metgün dikkat çeken sponsorlar arasında yer alıyor. SS Motors yine dikkat çeken sponsorlardan. Kuzey Star Shipyard yine dikkat çekiyor. Aksa Jeneratör dikkat çeken sponsorlar arasında yer alıyor. Onun da altını çizelim. Bugünkü mücadelede işte sponsorlar da ters açıda kaldığı için kameraman arkadaşlarım detaylarıyla göstermeye gayret ediyor. Bir kez daha söyleyelim, yağmur beklentisi vardı. Dün bakmıştık, o yüzden de ters açıdan sizlere seslenmek durumundayız. İki takımın futbolcuları sahadaki yerlerini alıyorlar. Beylerbeyi'nin kalesinde Fatma olacak. Savunma Akila, Çiğdem, Seval, Sümeyra. Önlerinde Kong ve Marlen, ki Marlen yeni transfer, çok başarılı bir transfer olarak dikkat çekiyor. Bir kanatta Raisa, diğer kanatta Elena. İleride Derya ve arkasında Rose düzeniyle sahada yerini alacak Beylerbeyi. Hakkari Gücü'nün kalesinde Nagihan var. Savunmada Özlem, Aneci Kamdem, Yiyan Makoha ve Nazlı Feride Elektrik. Önlerinde Aman Bila, bir kanatta Helen Engandan ve Mizuzu Zulu, Jeroko Sancar ve Manga. Ulusal marşımızı coşkuyla söylüyoruz. Thank you.
Ulusal marşımızı her zaman olduğu gibi büyük bir coşkuyla ve büyük bir heyecanla söyledik. Mavi formayla Hakkari Gücü sahada yerini alacak. Kırmızı formayla Beylerbeyi'ni izleyeceksiniz. Maçı bir kadın hakem yönetecek. Sedef Altuntepe, ona da Allah hakem şansı versin diyelim. Ve dahili anonstan da şu anda gördüğünüz gibi kadroları anons ediyorlar. İki takımın oyuncuları gittiler, birbirlerinin yedek kulübelerine başarılar diliyorlar. Çok güzel görüntüler bunlar, kıymetli görüntüler. Daha önce de görmüş olduğunuz gibi bu kadın liginin bir anlamda ritüeli haline geldi. Kadınlar birbirlerine başarılar diliyorlar. Çok güzel görüntülerden biri. Darısı Erkekler Ligi'nin başına dedik defalarca ama henüz daha bunu gösteren bir anlayış ve felsefeyle karşılaşmadık. İki takıma da başarılar dileyelim. Beylerbeyi'ni Mutlucan Zavoççi çalıştırıyor. Çok önemli işlere imza atmış bir isim. Ve Cemile Timur, Hakkari Gücü'nün teknik direktörü olarak karşımıza çıkıyor. Artık her şey hazır. Seval, Kaptan Seval hakemin yanında. Sedef Altuntepe top ve kale seçiminin gerçekleşmesi için Seval'i çağırdı. Top ve kale seçimi gerçekleşecek. Beylerbeyi taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı. Hızla o noktaya gelen isimlerden biri Adam Jereko. Adam Jereko Hakkari Gücü'nün kaptanı. Top ve kale seçimi için para atışı gerçekleştirildi. Daha sonra mücadele başlayacak. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 10. hafta karşılaşması, zirve yarışı veren bir Beylerbeyi'nden bahsetmek mümkün. Ve kendi yedek kulübesinin önünde kenetlendi Beylerbeyi. Galibiyet yemin etti ve mücadele için artık her şey hazır. Seval ve Jereko birbirlerine başarılar dilediler. İki kaptan ve hakemler de yerlerini alıyorlar. Mücadele de başlayacak. İstanbul'da bugün yağmur bekleniyordu ama çok güzel bir hava var. Böyle adeta baharın son günleri gibi dersiniz ya. Sonbaharın böyle bahardan çaldığı bir gün gibi karşımıza çıkıyor. Beylerbeyi'nde Boğaz'ın en güzel yakasında, en güzel adresinde ve Beylerbeyi taraftarının coşkusuyla bu maçın heyecanını sizlerle paylaşacağız. Her şey hazır. Beylerbeyi takımı sahadaki yerini alacak. Mutlucan Zavoççu ve kurmayları son taktiklerini verdiler. Fatma'yı yanına çağırdı, bir şeyler anlatıyor. Ve Hakkari Gücü de aynı şekilde galibiyet yemin etti. İstanbul'da yaklaşık 20 derecelik bir sıcaklık var. İlerleyen dakikalarda güneş belki biraz karşıdan gelecek. O yüzden de görüş açınızı olumsuz noktada etkileyebilecek. Bundan dolayı da özür diliyoruz ama dediğim gibi bugün meteorolojik kaynaklar yağmur yağacağının işaretini vermişti. O yüzden de böyle farklı bir noktaya konuşlandık. Böyle bir durumdan dolayı da sizlerden özür diliyoruz. Ama dediğim gibi İstanbul'da bahardan kalma bir günün esintileri var. Boğaz dünyanın en güzel adreslerinden biri. Boğaz'ın en güzel adreslerinden biri de Beylerbeyi yeşillikler içerisinde. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü arkadaşlar ekranlara getiriyorlar. Keza yine aynı şekilde 15 Temmuz Şehitler Anıtı da yine sizin hemen bu stadın karşısında. Hatırlayacaksınız 15 Temmuz'da hain kalkışmada yaşamını yitiren kıymetli vatandaşlarımız vardı. O vatandaşlarımızın anısına Sayın Cumhurbaşkanımızın da çabaları ve gayretleriyle çok güzel bir anıt inşa edildi. Onları da buradan bir kez daha rahmetle, saygıyla, duayla analım. 10 Kasım'ı Cuma günü geride bıraktık. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ölümünün 85. yılıydı. Onu da bize armağan ettiği Cumhuriyet değerler ve bize armağan ettiği bu güzel vatan için bir kez daha şükranla, minnetle ve saygıyla, duayla anıyoruz. Her şey hazır. Geri sayım başladı. Beylerbeyi mücadeleye başlayacak. Kırmızı formayla Beylerbeyi'ni izleyeceksiniz. Maçın hakemi Sedef Altuntepe. Kadınlar Süper Ligi'nin 10. hafta heyecanına Beylerbeyi YouTube adresine hoş geldiniz. Her şey hazır. Geri sayım. Hakem son kontrolleri yaptı. Maçın hakemi kaleci Nagihan Bulut'a bakıyor. O da son ayarlamalarını gerçekleştirecek. Şöyle suyundan bir yudum aldı Nagihan. 7.32, 2.44'lük kaleler özellikle Nagihan gibi kısa kaleciler için uzaktan gelen şutlarda olumsuzluk yaratabilir. Bakalım neler olacak. Her şey hazır. Bir kez daha hoş geldiniz. İşte bu düdük maçı başlatıyor. Kong bıraktı. Akila. Çiğdem. Seval. Elana kendini gösterdi. Kong bugün stoperin hemen önünde libero'da oynuyor. Akila. Top istiyor. Çiğdem rahat dedi. Kong.
Seval. Çok büyük bir tecrübe. Elena, Seval. Yeni transfer. Malen Yavkasay. Malen çok iyi bir transfer olduğunu Fenerbahçe maçında da gösterdi. Çok hareketliydi, çok dinamikti. İki tarafın birbirini tarttığı anlar bunlar. Çiğdem iyi gördü. Akila hareketli, top çok süratli. Akila yetişebilecek mi? Akila yetişti, topu oyuna tuttu. Akila hareketli, bayrak kalktı. Akila hareketliydi ama bayrak kalktı. Offside. Derya. Derya bıraktı. Elana hareketli. Elana. Elana pas güzel yere. Derya ayağının altından kaçırdı. Taç. Derya. Son dokunan isim Adamila. Hayır dedi hakem. Derya dokundu. Derya. Elana. Kaptırılan top. Derya. Rayza. Tehlikeli hareket. Malen. Fırki kullandı Akkari gücü. Gong vurdu kafayı. Rayza. Rayza sakladı. Rayza. Top hala Rayza'da. Rayza ile rakibi mücadelesini kaybetmedi. Rakibi Engah Manga. Malen. Derya'ya doğru. Derya. Alamadı. Seval. Malen. Elana, Malen gelmedi. Enga. Akila hareketli. Akila zor bir top. Fatma. Seval. Kong. Elana. Seval. Mahallen hareketli. Offside yok. Mahallen girdi. Mahallen ceza sahasında. Mahallen gole gidiyor. Mahallen ortaya çevirdi. Son anda kaleci. Nagihan Bulut. Atak devam ediyor. Rayza döndü. Rayza geriye. Akila. Şu şansı. Akila. Kaleci de kaldı. Akila. İndirilen top. Ceza sahası. Ters bir dokunuş. Korner. Köşe vuruşu kullanacak Beylerbeyi. Dakika 5. Hızlı başladı Beylerbeyi. Derya topun gerisinde. Derya. Ceza sahası iç kalabalık. Derya paslaşarak oynadı. Tekrar Derya. Derya sıyrıldı. Derya bir korner daha.
Köşe vuruşunu Derya kullanacak. Derya'nın ortası. Rayza hareketli. Elle oynama itirazları, göğüs kararı halen. Bir kontra atak şansı. Akila. Elena. Malen. Derya. Malen. İyi top. Rayza. Malen hareketli. Malen. Ceza sahasında. Malen. Taç. Akila. İkili mücadele. Kaptırılan top. Bir taç daha. Bırakmadı. Pozisyonda hareketli Hakkari gücü savunmada. Özellikle Anneci Kamden, Vivian Makkokova, Seval. Seval iyi pas. Hareketlenen isim Sümeyra. Sümeyra oyunda tuttu, ortayı yaptı. Malapres. Adam Jereko. Pozisyon bozdu Kong. Akila. Çiğdem. Seval. Çiğdem. Akila. Akila iyi kontrol. İndiği yer. Malen. Rayza. Rayza. Düşünce güzel. Elana hızlı top. Dışarıya çıkıyor. Ataktan sonuç gelmiyor. Nadian. Arkadan bir itme var mı? Malen. Malen mücadelede yerde kaldı. Hakem oynayın dedi. Sümeyra araya girdi. Kong. Seval'e bıraktı. Seval. Seval döndü geriye. Fatma. Çiğdem. Akila kendini gösterdi. Yakına gelen Kong var. Kong. Şimdi Seval. Rose hareketlendi. Rose alırsa tehlike, önüne düştü. Rose ceza sahasında, kaleci çıktı. Nagihan bulut bırakmıyor. Amabila. Akila. Oyunu açtı Mizozi Zulu. Zulu sola hareketlendi. Koşu yoluna gidişini Sümeyra kesti. Adam Jereko. Jereko'nun pası süratli. Seval. Seval'e biraz Engah Manga. Taç. Beylerbeyi. Malen. Malen kullanacak taçı. Bıraktı Sümeyra. Sümeyra taç noktasında. Malen. Malen. Elena. Bir taç daha. 10. dakika golsüz geçildi. Son oynayan Derya, taç Hakkari gücü. Rayza kaptı. Rayza, iyi pas. Offside, offside, offside. Bayrak kalktı. Offside.
Geriye oynanan top. Kaptırıldı. Akil araya girdi. Akila denge kaybı yaşadı. Kon kaptırdı. Hızlı gelişiyor atak. Ara pası. Biraz daha kaldı. Enga Zanga. Akila müthiş. Akila. İnanılmaz girdi. Sümeyra. Sağda boşluk Elena. Koşu yolunda. Taç. Seval. Çiğdem. Seval. Kong açtı oyunu. Rayza. Elan hareketli. Offside yok. Kaleci tereddütte kaldı. Elan aldı. Ceza sahasına Rose. Rose gole gidiyor. Rose son anda müdahale. Rose çok iyi hareketlendi. Ama ataktan sonuç gelmedi. Rose işte pozisyon. Tekrar izliyoruz. Nagihan Bulut bir sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri oyunda. Nagihan'ın tedavisi gerçekleşiyor. Yine her zaman olduğu gibi muazzam bir Beylerbeyi taraftarı var. Her anı coşkuyla ve heyecanla yaşatıyor ve yaşanıyorlar. Köşe noktasında Derya var. Damada Altun Sancar da geldi desteğe. Sakatlık yaşadı Nagihan. Köşe vuruşu kullanılacak. Ceza sahası iç kalabalık. Geride Malen var. Rayza. Derya, Taç. Taç atışı kullanılacak. Sümeyra gitti taç atışını kullanmaya. Hareketlenen Altun. Altun Sancar. Kamila bırakmadı. O noktaya özür dilerim. Akila bırakmadı. Elena. Kon karşılıyor rakibini. Akila. Sümeyra. Derya Sümeyra. Derya. Elena alamadı. Derya. Muazzam bir destek var. Uzun pas. Özlem. Akila bırakmadı. Özlem'in ortası Seval. Kont dokundu Taç. Hakkari gücü kullanacak. Malen. Malen.
hareketlenen Altundu, indiği nokta uzaktan kaleye vuruş. Engah Manga'nın vuruşundan sonuç gelmiyor. Kale vuruşu kullanacak kaleci Fatma. Bir sakatlık var. Sanırım Seval yerde. Seval için. Oyuncular başında, hakem de orada. Sağlık görevlilerine gerek yok. Seval. Kong. Çiğdem. Akila. Raiza bıraktı. Akila'nın koşu yoluna. Raiza. Ara pası. Offside yok. Malen hareketlendi. Malen. Şimdi Akila. Akila orta gol pozisyonu, kontrol edemedi. Ross. Gol kesti. Hayza. Elana'ya doğru. Rose orta şansı aradı. Taç. Sümeyra Taç atışını kullanacak. Elana. Sümeyra dışarıda kontrol ediyor. Daha önce kalkan offside bayrağı var. Offside'den doğan endirek serbest vuruş. Kafalardan sekti. Çiğdem. Fatma. Çiğdem. Seval. Endiyar. Raiza. Kong. Faul beklentisi var. Hayır dedi hakem. Çiğdem. Akila'nın koşu yoluna. Akila'dan önce Helen Enganda ve araya girdi. Çiğdem. Malen. Offside. Arka alana Çiğdem. Rose yükseldi kafayla. Hayza. Top dışarıda. Akila. Çiğdem. Fatma. Yirminci dakika bitti. Akila. Kong. Sümeyra için zor top.
Seval aldı. Rosa doğru gönderdi ama Amabila karşıladı. Tekrar Amabila. Uzun pas. Altun Sancar topu oyunda tuttu. Altun ortayla yaptı. Çiğdem aşırttı. Top dışarıya çıktı, korner. Hakkari Gücü köşe vuruşu kullanacak. Özlem Akkaya gidiyor köşe noktasına. Özlem köşe vuruşu kullanma hazırlığında. Ceza sahası iç kalabalık. Dört Hakkari güçlü oyuncu geldi. Onlardan biri 3 numaralı formasıyla Vivian Makoko. Makoko hareketli. Ona doğru gönderildi top. Kaleye sert vuruş. Out. Sonuç gelmedi. Vuruşu yapan isim Mizosi Zulu. Raiza. Derya bıraktı Rose. Rose yerde, faul beklentisinde. Hayır dedi hakem. Engah Manga. Pasta ters ayakta yakalandı Özlem Akkaya. Kare vuruşu. Seval. Tekrar Seval. Sekti Raiza. Alamadı. Geriden geldi. Araya girdi Helen. Pas. Seval kesti. Sümeyra kapattı. Altun Sancar bıraktı. Kaptan Jereko. İyi döndü Jereko. Altun Sancar. Mallen araya girdi Çiğdem. Çiğdem'den Fatma. Fatma topu dışarı gönderiyor. Hakkari Gücü baskısı bir tedirginlik yarattı Beylerbeyi'nde. Köşe vuruşu kullanılacak mı yoksa taç mı? Korner. Topun gerisinde bu kez Jereko var. Jereko ortayı yaptı. Kafalardan sekti arka alana. Vuruş denemesinde sonuç yok. Bir korner daha. Ama Bila gelmişti o noktaya. Yine Jereko hareketli. Jereko bıraktı. Altun Sancar kullanacak. Altun yaptı ortayı. Fatma çıktı ve aldı. Raiza. Raiza'yı karşılayan Helen. Destek bekledi Akila. Çiğdem. Seval. Jereko pres. Fatma. Çiğdem. Çiğdem. Raiza'ya doğru. Raiza önüne aldı.
Raysa topu oyunda tuttu ama kendi yerde kaldı. Faul bekledi. Özlem. Geriye döndü Altun. Akila kesti. Elana. Elana pas güzel Rosa. Rosa hareketli. Rose ceza sahasına doğru sokuldu. Rose aldı. Rose sıyrıldı. Rose kaleye sert vurdu. Savunmadan döndü. Bir sakatlık var. Jericho. Tekrar Jericho. Akila, Seval, Sümeyra, Seval, bir sakatlık var, topu dışarı gönderdi Seval, kendi ceza sahasında yatan bir Hakkari'li oyuncu, Sedef Altuntepe maçın hakemi, olay yerinde. Yerdeki isim Vivian Makoka. Zannediyorum bir kramp girdi. Makoka ayağa kalkıyor. Bu bir anlamda su molası gibi oldu. Hakkari güçlü oyuncuların hepsi kenara geldiler. Şu anda direktifleri alıyorlar. Mücadelede golsüz eşitlik devam ediyor. 28. dakika. Taç atışıyla oyun hareketlenecek. Topun gerisinde Seval var. Hakem atışıyla başlatacak mücadeleyi. Seval geriye döndü Fatma. Fatma'nın pasında Çiğdem. Çiğdem'den tekrar Fatma. Çiğdem. Raysa. Akil hareketli. Hiç riske girmedi. Helen Engan'dan ve Raysa. Raysa'nın pası Seval. Seval'den gerilmesi mi Raysa? Çok süratli bir top Nagihan Bulut için kolay. Çiğdem bir itme tespit ediyor Altun Sancar'ın. Hayır dedi hakem. Hakkari taç atışı kullanacak. Riske girmedi Çiğdem. Dışarı gönderdi topu. Faul serbest vuruş. Raysa kullanacak. Açıl dedi hakem Engah Manga'ya. Çiğdem. Çiğdem'in pasında Seval. Seval oyunu açtı derinlemesine. Derya'nın koşuyoruna Elana. Elana ceza sahasında Elana. Kaleciyle çarpıştı. Hakem o faul diyor. Faul. Elana ve Nagihan Bulut çarpıştılar. Hakem faul dedi. Nagihan sakatlık yaşıyor. Tekrar izliyorsunuz. Sağlık görevlileri oyun sahasına davet edildi. Elana ve Nagihan çarpıştılar. Nagihan Bulut yaklaşık 10 dakika önce de böyle bir sakatlık yaşamıştı. Şimdi de benzer bir sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri oyun sahasında. Üçte birlik kısmı toplam sürede geride bıraktık.
Golsüz eşitlik var. Ligin 10. hafta buluşması Kadınlar Süper Ligi'nde. Tedavisi gerçekleştiriliyor Nagihan'ın. Sağlık görevlileri oyun sahasında. Durumu iyi. Kenardan sordular değişikliğe ihtiyaç var mı diye. Şu anda kenardan herhangi bir ihtiyaç kalmadı. Hala maçın hakemi tedavinin devam etmesini istiyor. Nagihan Bulut tedavisini sürdürüyor. Bu arada oyuncular da saha içerisinde birbirleriyle değerlendirmeler yapıyorlar. Seref Altuntepe Nagihan'ın tedavisi için gözü kalecide ve sağlık görevlilerinde. Serbest vuruş kullanacak konuk takım. Şimdi hareketlenen Helen. Elena bıraktı. Rayza. Rayza'nın pasında Kong. Derya. Derya alamadı. Elle oynama itirazları var. Jeraco'nun pası. Hareketlenen şimdi Özlem. Geriye döndü. Helen. Helen uzun bir pas. Seval çok güzel girdi araya. Derya. Tekrar Helen. Helen, Elena mücadelesi, top dışarıda. Elena'dan özür diledi Helen. En geride Çiğdem. Bıraktı Seval. Çiğdem. İyi hareketlendi. Malen. Akila. Top çok süratli. Akila yetişti. Akila. Top dışarıya. Akila iyi hareketlendi ama top dışarıya gitti. Sonuç gelmedi ataktan. Kale vuruşu kullanacak. Vivian Mokoka. Mokoka. Bu arada yerde yatan bir oyuncu var. Helen Engandwawe. Helen için sağlık görevlileri bir kez daha oyuna davet ediliyor. Helen için sağlık görevlileri oyunda. Helen Engandwawe oyunda. Tedavisi gerçekleştiriliyor. Mutlucan Zavoççu Rayza'yı yanına çağırdı. Ona bir şeyler anlatıyor. Dörtlü bir grup ortada buluştu. Derya, Kong, Malen. Oraya Çiğdem de geldi. Sümeyra da orada. Beşli bir grup oldular. Bir şey konuşuyorlar. Tedavi tamamlandı. Oyun kale vuruşuyla başlayacak. Bıraktı kale vuruşunu. Vivian Mokoka. Uzun gönderilen top. Kafayı vurdu. İndiği yer. Derya. Elle oynama itirazları hayır dedi. Kong indirdi. Malen. Derya tekrar Malen. Malen Rayza'yı kaçırdı. Rayza. Ara pası. Gol pozisyonu. Offside. Offside. Elena için offside.
Offside'den Doğan Emdirek serbest vuruş. Akila'nın güneş gözünü aldı, göremedi. Elle oynama. Geç bir bayrak. Güneşten dolayı göremedi Akila topun nereden geldiğini. Sedef Hoca'nın da düdüğü azıcık geç gelince itirazlar var. Akila topun gerisinde, orta ceza sahası içerisine, ama Bila'dan Mallen kontrol edemedi. Zulu geriye döndü. Jareko'nun ortası ceza sahasına etkili. Engah Manga vurdu Fatma. Seval. Çiğdem uzun gönderdi. Elan hareketlenmişti. Kafayla Akila'ya. Akila. Rayza yanında. Derya söktü aldı. Derya bir çalım bir çalım daha. Derya uzak tarafa nefis bir pas. Ceza sahası Rose gole gidiyor. Rose açıdan aldı. Rose açıyı kaybetti. Rose açı daraldı, açıyı kaybetti. 38. dakika. Malen vurdu kafayı. Elana. Akila. Akila sakladı. Taç Beylerbeyi. Mahallene gelmedi. Aneci bırakmıyor. Aneci Kamdan. Taç atış kullanılacak. Akila. Korner. Köşe vuruşu kullanacak Beylerbeyi. Ceza sahası iç kalabalık. Malen topun gerisinde. Seval de savunmadan geldi Kong'la. 39. dakika. Orta ceza sahasına. Tekrar Malen. Yeni bir orta. Taç. Elana bıraktı Mahallen. Mahallen iyi sayıldı. Mahallen aktı. Mahallen ikili oyuncu sıkıştırması. Bir korner daha. Mahallen. Köşe vuruşu kullanacak. Derya gidiyor topun gerisine. Derya. Orta ceza sahasına. Üst dağlarda kaldı. Derya direkt kaleye gönderdi. Top üst dağlarda kaldı. Çabuk oynadılar. Jareko. Rose karşılama çabasında. Derya ve Rayza. Derya. Rayza. Akila. Rayza. Akila. Uzun pas. Offside yok. Malen. Malen iyi pas. Elana dışarıya. Akıl almaz bir fırsat daha kaçıyor.
Elana dışarı gönderdi. Tekrar istiyoruz. Nagihan, Derya. Offside'deydi, Elana koşmadı. Nagihan kullanacak kale vuruşunu. Kafalardan sekti. Çiğdem indirdi. Akil hareketli. Kaptırılan top. Ara pası. Kaleye. Gol pozisyonu ve gol. Hakkari gücü 1-0 öne geçti. Akıl almaz bir hata Sümeyra'dan. İnanılmaz bir hata. 42. dakika. Hakkari gücü 1-0 öne geçiyor. Dakika 42. İnanılmaz bir hata geliyor savunmada. Hakkari gücü Beylerbeyi deplasmanında 1-0 önde. Pozisyonu tekrar izleyeceğiz. Gol tekrar görüntüye gelecek. Sümeyra'dan inanılmaz bir hata savunmada. Kong. 41. dakikada geldi gol. Elena, kaleci Nagihan. Beylerbeyi oyun başladığından beri ritim tutturamadı. Çok basit bir hatada da kolay bir topta kalesinde golü gördü. Derya yükseldi, vuramadı. Kong. Rose almaya çalıştı, başarılı olamadı. Engahmanga. Seval. Derya. Malen top dışarıda. Taç top dışarıda. Daha geriden Sümeyra kullanacak. Seval. Kong yükseldi, alamadı. Çiğdem uzun gönderdi. Gelişi güzel vuruşların çok olduğu bir mücadele. Beylerbeyi kadın futbol takımını ilk yarıda bu kadar düzensiz hiç izlememiştim. Hani işin özetini yapacak olursak 45. dakika. Çok düzensiz bir anlayışı var. Ve şu ana kadar da istediği ritmi yakalayabilmiş değil Beylerbeyi kadın futbol takımı. Malen. Malen'in pası. 6 dakikalık dilim başladı. Akila. Derya için zor bir top. Derya. Rakibiyle mücadelesinde topu kazandı. Bırakmadı onu. Jericho. Geride Çiğdem. Orta içeriye. Ceza sahası içi. Derya offside yok. Bir kez daha ortaladı. Şimdi Akila. Kontrolsüz bir vuruş. Gereksiz bir telaş. Sümeyra. Tekrar Sümeyra. Sümeyra'nın pası Elana hareketli. Elana daha çabuk kaleci Nagihan. Büyük hata, kale boş.
Ayza birazcık daha topa basıp kullanabilirdi. Kaleye Nagihan'ın geç dönebileceğini düşünerek vurdu. Akıllıcaydı ama belki daha topa basıp hareket etse, Elana'yı kaçırsa sorusu akla gelmiyor değil. Malen dokundu. Jareko faul. Bela sarı kart. Bela'ya sarı kart çıkıyor. Maçın ilk sarı kartı. Bela sarı kart gördü. 45 artıda. Serbest vuruş kullanacak. Uzun gönderilen top. Kafalardan sekti. Malen. Derya. Elana. Rose hareketlenmişti. Akila iyi girdi kademeye. Akila'nın pası. Malen. Malen iyi düşündü. Sekmedi. Rose hareketli. Rose'dan önce dokunuş. Bırakmıyor Engandan ve Ndanganve'nin dokunuşu taçı getirdi. Akila kullanacak. Mücadelede artık son iki dakikanın içerisindeyiz. Altı dakikalık uzatma göstermişti yardımcı hakem. Akila. Kaleye doğru gönderilen top üst sahalarda kaldı. 45 artı 5. Hakkari gücü artık yavaş hareket ediyor. 1-0'da galip. İlk yarının böyle bitmesini istiyor. Mutlucan Savoççu sıkıntılı. Derya. Derya indirdi. Raisa koşamadı. Kongpres. Uzun gönderilen top. Seval hareketli. Seval bırakmadı. Seval'in pası Elana uzak kaldı. Şimdi Akila. Akila tek top oynadı. Rosbela. Rosbela. Rosbela alamıyor rakibi Elan'dan topu. Uzun bir pas. Çiğdem Karemer'e dikkatli. Çiğdem riske girmedi. Taç. Taç atışını kullanacak Elan Engandan ve uzun taç atışları kullanabilen bir oyuncu. Öyle oldu. Göğüs kontrol Manga. Bir taç daha ama bu kez el değiştiriyor. Akila kullanacak. Malen çok klas döndü. Malen adam eksiltti. Derinlemesine top Elana. Elana topu önünde buldu. Elana savunma yerleşti. Elana hareketli. Elana son çizgiyi aktı. Topu oyunda tuttu. Destek bekledi. Elana orta şansı aradı. Seken top. Rosbella kapattı. Elle oynama. Elana bu kadar zorlamak yerine yanına gelen Rosbella ile duvar oynasa çok daha farklı olabilir daha hücumun etkinliği. Artık son anlar. Gözüm maçın hakemi Sedef Altuntepe'de. Sekte Çiğdem. Akila. Seval. Fatma. Altun Sancar pres yapıyor. Çiğdem. Rosbella top istiyor. Rosbella'nın koşu yoluna doğru. Rosbella'dan önce müdahale yerinde. Kon kapatma çabasında. Çiğdem. Sümeyra. Seval. Raysa'nın arkasında kaldı. Elana.
Elana. 5.45 dakika bitti. İlk yarıyı Beylerbeyi Hakkari Gücü önünde 1-0 mağlup kapatıyor. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. İlk yarı biterken golü belki bir daha ekrana taşıyabiliriz. Savunmanın hatası ve bu hata sonrasında gelen gol. Böylelikle Hakkari Gücü ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bakalım ikinci yarı beraberinde neleri getirecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.
Efendim 75. yıl stadına Beylerbeyi'ne hoş geldiniz. 43. dakikada Mizozi Zulu'nun attığı golle 1-0'lık ilk yarı üstünlüğü var Hakkari Gücü karşısında. Beylerbeyi ilk yarıda çok basit bir gol yedi, çok kolay bir gol yedi ve bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı Hakkari Gücü. İkinci yarı için artık her şey hazır. İkinci yarıya Mutlucan Zavotçu Hoca iki değişiklikle başlayacak. Sevgi ve Natalya'yı görüyorum oyun sahası kenarında. Natalya ve Sevgi oyuna girecek. Bakalım kimler çıkacak. Işıklı tabela yanmadı ama şöyle ışıklı tabelayı bekliyorum. Ama Rosbella'yı göremiyorum oyunda. Rosbella yok. 45'te sarı kart da görmüştü. Zannediyorum Natalya onun yerine oyuna girecek 18 numaralı formayla. Ve Derya oyundan alındı. Sevgi oyundan. Dahili anonsta da gördünüz. Sevgi ve Natalya oyunda. Beylerbeyi karşısında Hakkari Gücü başlayacak ikinci yarıya. Artık her şey hazır. Maçın hakemi Sedef Altuntepe kol kontrollerini yapıyor yardımcılarıyla. Hakkari Gücü'nün basit golü, kolay golü. Bakalım bu gole yanıt verebilecek mi Beylerbeyi? Bu maça çıkarken sadece iki yenilgisi vardı Beylerbeyi'nin. Hakkari'nin 5 mağlubiyeti, 3 galibiyet, 1 beraberliği vardı. 10 puan toplayabildi. 19 puanla 5. sırada, 10. sırada Hakkari Gücü. Bu düdük ikinci yarıyı başlatıyor. Mavi formayla Hakkari Gücü'nü, kırmızı formayla Beylerbeyi'ni izliyorsunuz. Beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Rayza. Çiğdem. Bir geri dönüş hikayesi yazabilecek mi Beylerbeyi? Çiğdem. Natalya bıraktı. Rayza'ya gelmedi. Çiğdem bıraktı Fatma. Altun Sancar pres yapıyor. Seval. Sevgi destek. Sümeyra alamadı. Taç. Ama Bila kullandı taç atışını. Sümeyra. Elana indirdi. Sevgi. İyi sakladı. Arkaya. Rayza'ya gelmedi. Kamil hareketli. Natali. Kamila. Taç. Hakkari Gücü. Çiğdem. Kısa düşen bir pas. Seval'e kadar geldi. Seval. Sümeyra. Marlen. Marlen alamadı. Kaptı. Müthiş bir mücadele Sümeyra. Malen. Tekrar Sümeyra. İyi kaçırdı. Rayza'ya gelmedi. Yükseklik kazandı. Malen alamadı. Kong. Çiğdem. Seval'e baktı atmadı. Şimdi attı. Rayza, Rayza hareketlendi, Rayza, Rayza! Rayza! 48. dakika! Rayza attı! Gol makinesi
çalışıyor. Tekrar istiyorsunuz. Rayta. İyi top. Güzel plase ve gol. 1-1 oldu. Rayza'nın golü. Şimdi hareketlenen Özlem Akkaya. Özlem. Kamina. Out. Gol makinesi çalıştı. Rayza girdi. Rayza baktı. Rayza vurdu. Rayza attı. Adeta kadın futbolun Neymar'ı Rayza. Brezilyalı. Çok klas bir gol. Bir birlik eşitlik var. Natalya. Çiğdem. Fatma. Seval bıraktı. Altun çok iyi pres yapıyor bugün. Çiğdem top oyunda. Natalya iyi döndü. Rayza. Rayza. Rayza kurtardı. Pasını da verdi. Elana'ya geçmedi. Taç. Natalya. Seval. Sümeyra kendini gösterdi. Sümeyra aldı. Şimdi Sevgi. Elana'nın koşu yoluna. Elana, Malen. Malen offside. Bayrak taktı. Offside'den doğan endirekt serbest vuruşu kullanacak. Vivian Mokoka. Özlem hareketlendi. Destek var Altun'dan. Altun. Alamadı topu. Natalya. Taç atışı kullanılacak. Kafalardan sekti. Sevgi aldı. Sevgi. Elana hareketli. Elana alırsa tehlike aldı. Aldı kurtardı. Elana pasını taşıyamadı. Sevgi atamadı. Uzaklaştırdı Elen. Maç çok zevkli oldu. Bir birlik eşitlik var. Jareko. Çok rahatmaz. Zulu. Zulu bıraktı. Jareko pası isabetsiz Çiğdem. Malen önünde boşluk var. Malen iyi sakladı. Sevgi Malen. İyi kaçtı. Rayza içeriye pas tehlike demek. Rayza Elana'ya gelmedi. Ceza sahası hiç offside yok. Son anda müdahale corner. Köşe vuruşu. Beylerbeyi yükleniyor. Sadece köşe vuruşunu kullanmaya giden isim Elena. Bu hayır Malen gidiyor. Malen köşe noktasında. Elena ceza sahasında. Kont geldi. Seval geldi. Çiğdem geldi. Altı oyuncu paslaştı. Rayza aldı. Rayza bıraktı. Rayza verdi. Orta kaleci. Döne top. Çiğdem çekti korner. Penaltı beklentisi var. Hayır diyor hakem. Hayır. Avut verdi. Yardımcı hakem avut dedi. Erkek yardımcı hakem Ömer Sözcü. Kale vuruşu diyor. Camila. Kenarda, Mine kenarda, birçok oyuncu kenarda izliyor maçı. Akila bıraktı.
Natalya. Marlen. Pası isabetsiz Marlen'in. Tek top, güzel pas. Orta şansı. Manga orta içeriye. Gol pozisyonu. Son anda Fatma. Zulu çok güzel girdi. Baktı, Fatma yaptı. Çiğdem. Kong. İyi pas. Elana, elle oynama diyor hakem, elle oynama. Kong vurdu kafayı. İyi döndü. Derinlemesine top, Elana hareketli. Kafayı indiren Jareko. Sevgi, oynayın dedi hakem. Sümeyra karşılama tabasında. Jareko, düşünce güzel. Çiğdem, Akila, soğukkanlı. Fatma. Seval. Natalya. Rayza. Çiğdem, solda boşluk, Akila'nın koşu yolunda. Akila aldı. Natalya destek, Verkaç nefis. Akila, aktı adeta, Akila çekti. Akila, faul beklentisi oynayın diyor hakem. Özlem uzun gönderdi. Kong kesti, Natalya indirdi. Rayza. Rayza sakladı. Natalya. Faul Natalya. Serbest vuruş kullanılacak. Aneci Kamdem kullanacak frikiki. Kamdem. Kong vurdu kafayı. Natalya indirdi. Rayza. Sevgi. Kong. Göğüs kontrol Elena. Rayza açtı oyunu. Kademede ama Bila dikkatli. Yerini kaybetti Sümeyra. Çiğdem. Natalya. İyi pas. Offside yok. Marlen. 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 Kaleciye takıldı. Marlen, iyi bir fırsat. Sağlık görevlilerini oyun sahasına davet etti hakem. Marlen sakatlık yaşayan Nagihan Bulut'a bakıyor. Keza yanında Elana var. Helikopter şu anda zannediyorum Beylerbeyi sırtlarında bir yere iniş gerçekleştirecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bulunduğu alan. Çok güzel bir Üsküdar'ın, Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı park var. Parkın olduğu yana bir helikopter indi. Nagihan Bulut'un tedavisi gerçekleştiriliyor kenarda. Hakem atışıyla oyun başladı. Nagihan Bulut. Sümeyra.
Sümeyra kafayı vurdu. Nazlı Feride kovalıyor. Seval iyi hareketlendi Mahallen. Mahallen aldı. Mahallen içeri doğru çevirdi. Sekerse tehlike. Rosbella alamadı. Faul beklentisi var. Oynayın dedi hakem. Mahallen. Mahallen'in pası. Rayza. 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 Elana. Hakem oyunu inanılmaz bir yerde durdurdu. Sağlık görevleri oyun sahasında. Seref Altuntepe oyunu inanılmaz bir noktada durdurdu. Tam şut anında. İşte yavaşlatılmış gösterimde durdurduğu an. Tam kaleye atılacak bir şut vardı. İşte yerde kaldığı an. Sağlık görevlileri oyun sahasına davet edildi. Nagihan da arkadaşının başında. Seref Altuntepe ile pozisyonu tartışıyorlar. Maçın hakemi enteresan bir noktada oyunu durdurdu. Zannediyorum. Karnında bir sıkıntı var ya da dizinde tam göremiyorum. Yavaş yavaş ayağa kalktı. Bu arada sinirler gerildi. Ameci Kandem sinirli. Ameci Kandem öfkelendi. Rakibine çok sinirli. Ve topu Beylerbeyi rakiplerine bırakacak. Sevgi topun gerisinde. Sedef Altuntepe oyunu başlatacak hakem atışıyla. Ve Sevgi topu Akkarililere bıraktı. Nagihan Bulut. Kafayla indirilen top. Malen. Rayza'ya doğru. Rayza. Sert müdahale. Faul yok dedi maçın hakemi. Sedef Altuntepe. Manga. Orta ceza sahasına Çiğdem. Kanatta kimse yok. Taç atışını kullanacak Nazlı Feride. Kaptan Jareko. Natalya onu karşılamak istedi. Elana pres yapıyor. Üçte ikili kısmı geride bıraktık toplam sürede normal olarak. Akila indirdi. Rayza, Sevgi, Jeroko Pres, Fatma, Çiğdem, Akila, tekrar Çiğdem, Akila, çok süratli. Elan kullanıyor taçı, Akila dokunamadı. Manga.
Elana pası isabetsiz. Taç atışı kullanılacak. Kaptırdı. Sevgi hareketli. Sevginin pası Elana. Rayza. Rayza aktı. Rayza nefis bir pas. 3 oyuncu Elana. Ceza sahasında açıyı kaybetti. Elana orta şansı aradı. Ortaya çevirdi. Elana. Elana inanılmaz bir pozisyondu. O kadar ağır kaldı ki Elana. Üç oyuncuyla birlikte gelmişti. İkinci gole çok yakındı Beylerbeyi ama Elana. Arkadan Sevgi çıktı. Elana. Geriye doğru pas. Kaleci Natalya. Özür dilerim Nagihan. Akila. Sümeyra. Malen koşuyor. Malen aldı. Malen indirdi. Elana içeride. Malen orta. Sekti arka alana. Rayza. Rayza geriye. Akila. Akila'nın pozisyonunu Manga bozdu. Sevgi pres. Manga. Manga aktı. Manga'nın pası da güzel. Sümeyra kapatma çabasında. Sümeyra bırakmıyor. Oyuncu değişikliği. Elana çıkıyor. Çok kolay bir pozisyonu harcadı. Çok da ağır kaldı. Yoruldu zannediyorum. Berivan oyuna giriyor. Berivan oyunda. Sümeyra. Sümeyra. Faul serbest vuruş. Beylerbeyi. Sevgi topun gerisinde. İyi kontrol Sümeyra. Sedef Hoca'nın bütün düdükleri o kadar geç ki. Sanki burada birazcık daha erken düdük, yerinde düdük, zamanında düdük çalması gerekiyor. Biraz ağır kalıyor. Çiğdem. Derinlemesine top. Rayza. Rayza. Frekek. Serbest vuruş kullanılacak. Sarı kart. Bir tartışma var. Zannediyorum sarı kartı Helen Engandave gördü. O karambolde o kart kime çıktı? Topun gerisinde Seval. Jareka'ya açılın dedi. Sarı kart gösteririm diye uyardı Seval ve Jareka'yı.
Seval topun gerisinde. Üçlü bir baraj. 68. dakika. Seval freke kullanacak. Oyuncu değişikliği olacak Hakkari'de. Ama bekleyin dedi hakem. Seval. Kaleci. Nagihan. ...69. dakikaya geçtik. Malen. Sevgi. Berivan. Karemere dikkatli. Hasan Bila. Natalya. Berivan. Berivan kaptırdı. Sümeyra bırakmıyor. Pres var. Seval dokundu. Orta içeriye kısa düştü. Şimdi topu alan Berivan. Kontrol edemedi. Akil hareketli. Free kick. Serbest vuruş. Oyuncu değişikliği işareti. On numara oyuna dahil olacak. 16 numara Altun Sancar oyundan çıkıyor. Oyuncu değişikliği. Hatice Yaşar oyunda. Hatice oyunda. Berivan'a doğru. Berivan kafayla indirdi. Kimse yok. Sümeyra hareketli. Taç Beylerbeyi'nin. Çok güzel bir pas. Rayza alamadı. Rayza sıyrılamadı rakibinden. Rayza ile Eylen arasındaki mücadele. Taç. Son oynayan Rayza. Hakem iyi gördü. Bir sakatlık var. Nazlı Peri de kendini yere bıraktı. Taç atışı kullanılacak. Nazlı Peri de oyundan alınacak. Oyuncu değişikliği. Sakatlığım var diye kendini yere bıraktı Nazlı Peri de. Nazlı Peri de oyundan çıktı. Bu arada Nazlı Peri de çıktı. Hatice Yaşar oyuna girdi. Altun oyunda kaldı. Önce 16 numara gösterilmişti. Ama Altun oyunda kaldı. Çıkmadı. Sonra Nazlı Peri de aldı. Teknik direktör Cemile Timur. Çiğdem kafayı vurdu. Malen alamadı. Jereko geriye döndü. Ama Bila top oyun sahası dışında Altun Sancar. Ama Bila kullanacak taç atışını. Seval. Kaleye doğru gönderilen top Fatma. Vuruşu yapan Hatice Yaşar oyuna az önce girmişti. Akila, Rayza. Rayza topu kurtaramadı. Bugün adım attırmadı Eylen ona. Golü attı ama onun dışında Kong. Sevgi koşuyor. Sevginin koşu yoluna. Sevgi aldı. Sevgi mahallene doğru.
Bugün enteresan pas seçme hataları var. Sevgi araya iyi girdi. Corner. Basit hata derler ya teniste. Pas seçimlerinde de böyle basit hataları var bugün Beylerbeyi'nin. Sevgi köşe vuruş kullanacak. Çiğdem, Kong ve Seval ileri çıkıyor. Orta öndüre doğru. Kaleye gönderilen top. Bir korner daha oldu. Seval çeviremedi. Bütün hatlarıyla yükleniyor Beylerbeyi. Ceza sahası karambol. Natalya hareketli. Jericho bırakmadı. Malen. Faul. Altun Sancar sinirlendi. Jericho sinirlendi. Serbest vuruş tekrar görüntüde. Abamila kullanacak. Abamila. Malen. Natalya. Raiza. Raiza Malen'i gördü. Malen Sevgi'ye doğru. Sevgi ceza sahasında Sevgi. Gözler maçın hakeminde korner. Malen gidiyor köşe noktasına. Son 15 dakika. Malen. Orta ceza sahasına. Kafalardan sekti. Raiza. Raiza bıraktı Berivan. Berivan orta. Seval ceza sahasında. Bayrak kalktı. Offside. Kafalardan sekti. Sevgi hareketleniyor. Kandem dikkatli. Kaleci. Nagihan. Raiza hareketli. Geriye döndü. Raiza pres. Malen pres. Malen araya girmek istedi. Sümeyra almak istiyor. Taç. Taç atışı kullanılacak. Son 15 dakika. Derinlemesine herkesi açtı. Konku da açtı. Top dışarıya gidiyor. Fatma hemen oyunu kullandı. Çiğdem. Akila. Bugün Helen inanılmaz oynuyor. Sağ bek Helen hiç hata yapmadı. Kong araya girmek istedi, başarılı olamadı. Geriye Jericho vurursa tehlike, vurdu dışarı. Beylerbeyi böylesine kısa boylu bir kaleci karşısında kaleye neden şut atmıyor sorusu akla gelmiyor değil. Sümeyra. Sevgi yanında. Sümeyra derinlemesine gönderdi. Berivan'a gelmedi. Akila alamadı. Araya Manga iyi girdi. Vücudunu iyi koydu. Akila kesti. Taç. Manga kullanacak.
bıraktı, bana bırakın dedi. Özlem. Özlem Akkaya. Zulu. Zulu 3 oyuncuyu eritti. Çiğdem. Sevgi. Rayza'nın koşu yoluna. Rayza hareketli. Akila. Natali. Berivan elle oynama itirazları. Sümeyra hareketli. Malen. Malen kaptı. Sağda boşluk var, atmadı. Malen. Şimdi baktı. Sevgi'nin koşu yoluna. Sevgi hareketli. Sevgi. Sevgi bastı. Sevgi kaleye sert vurdu dışarı. Sevgi. Out. Zaman tükeniyor. Bir birlik eşitlik. Çabuk oynayın itirazı hakemden. Apamila topun gerisinde. Kafalardan sekti. Akila. Top oyunda Akila. Malen. Malen Rayza. Rayza bıraktı tekrar Malen'e doğru. Malen iyi sakladı Malen. Natalya. Camila. Kong. Sevgi alamadı. Sümeyra'nın kontrolü. Seval. Sevgi iyi indirdi. Malen. Malen. Ara pasını pis. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Kaleciden döndü. Akıl almaz bir fırsat kaçıyor. Sevgi. Atak devam edecek. Dışarıdan çevrildi diyor hakem. Oyuncu değişikliği. Şimdi çıkacak Altun Sancar. Gamze Ekici oyuna giriyor. Gamze oyunda. Altun kenarda. Sümeyra. Kötü top. Akila. Malen. Malen. Sıyrılamadı. Bir kontra atak. Az adamla yakalandı Hatice. Kaleye. Kaleci de kaldı. Kong. Berivan. Akila. Basit hata yine. Helen iyi sakladı. Hatice. Taç Beylerbeyi. Çiğdem. Konki'yi kapattı. Seval. Natali. Akila. Rayza'ya doğru. Rayza biraz gerisinde kaldı. Sevgi kaleye. Direkte patladı. Sevgi. Muazzam vurdu. Grey tosunu attırdı. Burada vurdu.
Karşıda bebekler aklandı. Öylesine bir şuttu. Tekrar geliyor görüntüye. Hakem atışıyla başlayacak oyun. 84. dakika. Nahyan. Natalya. Berivan alamadı. Pas tercihleri o kadar yanlış ki bugün. Akıl alır gibi değil. Mutlucan Hoca herhalde bütün hafta bir pas nereye nasıl atılır? Hani 5'e 2'leri daha yoğun oynatacak gibime geliyor bugün. Çok basit pas hataları vardı. Marlen. Akila. Kaptırılan top. Natalya. Bıraktı. Berivan. Akila adam eksiltti. Akila. Konka doğru pas isabetsiz. Sümeyra bıraktı taç. Seval. Seval derinlemesine gönderdi. Akila. İyi aldı. İyi pas. Offside yok. Sevgi hareketlendi. Sevgi girdi. Sevgi baktı. Sevgi ortaya çevirdi. Gol! Rayta! Rayta! Muhakkak bir sevinç. 2-1 oldu. Dakika 85. Sevgi oldu. Sevgi girdi. Sevgi baktı. Sevgi ortaladı. Rayta attı. Gol tekrar görüntüye başlıyor. 85. dakika. Rayta. Dans zamanı, dans. Rayta. Dakika 85. Daire anons. Mükemmel geldi ama bence daire anonsla şunu demek lazım. Beylerbeyi'nin gol makinası Rayta. Gol makinası çalışıyor. Rayta atıyor, Beylerbeyi coşuyor. 2-1. 1-0'lık mağlubiyetten. Güçlü Hakkari Spor karşısında. Hakkari gücü karşısında. 2-1'i yakaladı. Bugün harika bir futbol oynadı Hakkari gücü. Her alanda topa iyi bastı. İyi mücadele etti. Ama Beylerbeyi erken bulduğu 1-1'den sonra 2-1'i son dakikalara sıkıştırıyor. Oyun çok sıkışmıştı. Herkes çok gerilmişti Beylerbeyi'nde. Hakkari bugün Helen'le, Jeroko'yla, Manga'yla, Zulu'yla müthişti, müthiş. Bravo Hakkari gücü, çok iyi takım yapmış. Cemil Atimur'u da kutlamak lazım. Berivan. Atış tekrar edilecek. Malen. Orta ceza sahasına. Herkes açtı. Kaleci koştu. Rayta. Rayta yakaladı. Rayta bıraktı. Orta ceza sahasına. Kısa düştü. Geriye doğru Sümeyra. Seval. Natali. Sümeyra. Geriye Fatma.
Çiğdem. Behrivan'ı koşu yoluna. Çok süratli top. Cemile Timur öğrencilerine ileri çıkın diyor. Kafayla indirilmek istenen top. Sümeyra araya girdi. Jereko kafayla. Malen, Rayza. Natali. Sevgi'nin koşu yoluna. Sevgi bıraktı Rayza. Rayza. Top çok süratli. Taçı Mokoka kullanacak. Sümeyra. Jereko. Çok güzel kontrol. Seval hareketli. Riske girmiyor. Hakkari gücü ön alanda basıyor. Jereko. Jereko. Sümeyra bırakmadı. Natali. Kötü pas. Aneci. Manga. Manga. Çok beğendim Manga'yı. Gerçekten çok iyi futbolcu. 7 dakikalık ilave. Berivan pres yapıyor. Rayza hareketli. Rayza. Top dışarıya çıktı. Beylerbeyi taç atışı kullanacak. Beylerbeyi taraftarına teşekkür ediyorum. Gerçekten muazzam bir tezahürat. Bu tezahüratın içerisine bizi de dahil etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Beylerbeyi ile özdeşleşen bir yapımız oldu. Bundan da gurur duyuyoruz. İnanılmaz oyuncu değişikliği oluyor. Beylerbeyi'nde oyuncu değişikliği işareti var. İki oyuncu oyuna girecek. Tuana Yılmaz oyun kenarında. Tahir Başkan'a büyük bir teveccüh. Tahir Başkan da onlara. Rayza alkışlatılıyor. Canan'la yer değiştirdi. Ve yine Sümeyra çıktı. Tuana girdi. İki oyuncu değişikliği birden. 90 dakika bitti. 7 dakikalık uzatmalar oynanıyor. İki oyuncu değişikliğine gitti Beylerbeyi. Rayza'yı alkışlattı Mutlucan Savaşçı. Çiğdem karşıladı. Natali. Natali faul bekliyor. Dedim ya biraz düdükler geç geliyor. Sedef Altuntepe Hoca'dan. Yine geç gelen bir düdük. Beylerbeyi taraftarının coştuğu anlar. Maçın başından beri susmadılar. Büyük bir destek. Şimdi ceza sahası. Hayır bayrak kalktı. Bayrak kalktı offside. Offside. Sevgi için bayrak kalkıyor. Oyuna girer girmez pası verdi Tuana ama bayrak kalktı. Kafalardan sekti. Seval hareketli. Seval'e gelmedi. İkili sıkıştırma. Natalya alma çabasında. Göz kontrol. Geriye doğru. Derinlemesine top. Jereko.
Jericho kaleye baktı. Jericho'nun pası Akila. Çok akıllı. Akila hata yapmadı. Sevgi aldı. Sevgi. Natali de alamadı. Gamze geriye döndü. Kaleci Nagihan. Tuana Pres. Kong. Tuana topu oyunda tutamadı. Dakika kaldı. Sol kanada. Çok tehlikeli gelişiyor atak. Kaleye gol! Topu alana gitti. Hatice attı. 2-2 oldu. 2-2'lik eşitlik. İnanılmaz bir şok var Beyler Bey 75. yıl stadında. Hatice. Skor 2-2. Basit hatalar. Bugün dediğim gibi çok basit hatalar yapan bir Beylerbeyi, çok kolay top kayıpları yapan bir Beylerbeyi, adam kaçıran bir Beylerbeyi, kaleye şut atmayan bir Beylerbeyi. Hatice, son 2 dakika artık. Sevgi, Tuana, offside yok. Tuana yerde. Out. Tam bir şok var. Hatice'nin golü skor 2-2. Hakkari Gücü bugün çok iyi mücadele etti. Bu ligde kolay bir rakip olmadığını gösterdi herkese. Sedef Altuntepe bugün düdükleri çok geç geldi. Hep söylüyorum. İki ikilik eşitlik. Tabii burada Raiza çıkmalı mıydı sorusu da akla gelmiyor değil. Hani alkışlatmak evet ama 7 dakikalık bir ilavede sanki böyle 95-96'da çıkartmak daha mı mantıklı olurdu? Tabii Mutlucan Hoca çok daha iyisini bilir ama enteresan. Şimdi gole ihtiyacı var ve en önemli gol ayağı kenarda. Bence Mutlucan Hoca da bunu beklemiyordu. Uzun gönderilen top. Seval'e doğru. Sekti. Berivan hareketli. Ceza sahasında indirdi. Yükseklik kazandı. Kong vuramadı. Kafayla doldurdu. Jericho uzaklaştırdı. Natali kullanacak. Seval. Çok bam güme döndü oyun. Zulu, Akila, Kong, müthiş ön olan presi, iyi top, Mahlen araya girdi, Mahlen'in pası, Canan uzun gönderdi, Taç, gözler maçın hakeminde. Hemen taç atışı kullanıldı. Orta içeriye doğru sekti. Herkes birbirine bıraktı. Jericho uzaklaştırdı. Sevgi. Seval'den aldı. Taç. Bütün hatlarıyla yükleniyor Beylerbeyi.
Hatalı bir taç. Seval araya girdi. Ve maç bitti. 2-2 bitiyor. Çok konuşulacak bir mücadele. 2-2'lik eşitlikle sona eriyor. Beylerbeyi belki ayağına gelen galibiyet fırsatını tam anlamıyla doğru bir şekilde kullanamadı. Önemli bir mücadeleydi ve 2-2'lik eşitlikle bitti. Beylerbeyi evinde puan kaybı yaşadı. Önemli bir karşılaşmadan beraberlikle ayrılıyor ama Hakkari Gücü kolay bir rakip değil. Onun altını çizmekte fayda var. Güçlü bir rakip, dinamik bir rakip. İyi oyuncuları almış ve doğru bir kurgunun içerisine girmiş bir rakip. Ve 2-2'lik eşitlik. Taraftarlar takımı istiyorlar ve takımı da çağırdılar şu anda. Tabii çok konuşulacak bir mücadele olacak bu. Bunun üzerine hiç kuşku yok ki hafta içerisinde analizler yapılacak, konuşmalar yapılacak ama bu skoru kimse beklemiyordu. Hakkari Gücü karşısında 2-2'lik eşitlik. Belki Mutlucan Zavotçu da bir öz eleştiri yapmak zorunda kalabilir bu maç sonrasında. Bence yıllardır maç anlatan biri olarak akıl vermek haddim değil ama sanki birazcık oyuna özellikle Rayza'yı değiştirme noktasında hamle yapmamalıydı. Ama tabii bir sakatlık mı oldu onu da bilmiyoruz. Ezbere konuşmamak lazım. Ve önemli bir puan kaybı dediğim gibi Hakkari Gücü karşısında. Biz bir yayının daha sonuna geliyoruz. Beylerbeyi 2, Hakkari Gücü 2 maçın skoru. Gelecek yayınlarda, gelecek maçlarda yine birlikte olmak ümidiyle, maçın golleriyle sizlere veda ediyoruz efendim. Mutlu günler, hoşça kalınız.